Arşivden de araba geliyor abi, dikkat edin. Kamyonun geçmemesi lazım. Eğer bir çalışma yapılacaksa da bunun kavşakta kavşağın her ucuna ekiplerin güvenlik önlemlerini alması gerekiyor. Bu da yapılmıyor. Kamyon buradan geliyor, kıza burada vuruyor. Bisikleti şurada izi vardı. Şurada vardı bir yerde bir yerde. Şurada kazıyarak burada şekerin altında kazıyor. Kızda. Şimdi söylenecek çok söz var. Belki de söylenecek hiçbir şey yok. Arkadaşımız burada can verdi. Zeynep için biz önce bir altlık dallarımızı koyalım. Biz beraber bisiklet bindiğim bir arkadaşımdı. Hayat doluydu, cıvıl cıvıl. Yani bisiklette enerjisi. Beni en çok etkileyen de çok güzel bir anneydi. Bir evlat annesiz kaldı. Mekanı cennet olsun diyorum. Karşı şeritten gelen kamyon arkadaşımızı görmeyerek çarptığını haberini aldım. O gün haber aldığımda çok çok korktum. Çünkü şöyle bir yaralı, bir kaza olmuş. Kaskı ezilmiş, kafası da ezilmiş. Kim olduğu belli değil. Saçlarının sarışın olduğundan sadece haberdar oldum. Tüylerim diken diken oldu. İsmini o an söyleyemediler çünkü tespit edilememişti. Daha sonrasında Zeynep olduğunu öğrendim. Zeynep ya da bir başkası da olsaydı bu çok kötü bir ölüm şekli. Çok üzgünüz. Hayatımın her günü 3 saate, her gün 3 saati trafikte geçiyor. Her türlü tacize uğruyoruz taksicisinden kamyoncularına. Bisiklete sadece gezi aracı olarak düşünüyorlar. Gidin bisiklet yolunda gezin diyorlar. Bisiklet yolları yetersiz. Biz trafikte özgürce en sağ şeridi kullanıp istediğimiz yere, mesleğimize, işimize, gücümüze gitmek istiyoruz. Benim de diyeceklerim bunlar. Arkadaşımına ve ailesine başsağlığı diliyorum. Şimdi burada yaşanan olay tabii bizim için ilk değil. Her gün Türkiye'nin herhangi bir yerinden benzer kaza haberleri alıyoruz. Bunun nedeni, ben hep tekrarlıyorum, insanların farkındalığının düşük olması. Bisikleti daha basit, daha ucuz, daha işte ilkel bir araç gibi görmelerinden kaynaklanıyor. Daha çok para ödemiş olmaları onları daha değerli hale getirmiyor. Araçlarına ödemiş oldukları bedeller ya da aracın işte bu kazada olduğu gibi kamyonun izine bakın nereden nereye kadar. Büyük olması onun bir insandan daha büyük olduğu anlamına gelmiyor. Önce insan olmayı fark etmek gerekiyor her şeyden önce. Bu tabii her şey için, sadece trafikte değil her şey için gerekli. Şimdi bu farkındalığın eksik olması bu sonucu doğurdu. Bir çocuk annesiz kaldı. Bir can kaybı oldu. Bir gelecek yok oldu. Dolayısıyla biz bu farkındalığı arttırmamız gerekiyor.